Bir de eleştiri insanlara çok yıkıcı etki yapıyor ya. Ben Kur'an'da şimdi bu konuyu araştırıyorum. Bu gizli bir bela, yani pek gündeme de gelmiyor ama çok ciddi bir bela. Özellikle cahiliyedeki kızlarda, cahiliyedeki gençlerde, yani bir felaket tarzında. Mahvoluyor ya. Çok basit bir eleştiri ama. Mesela neden daha dikkatli olmuyorsun veyahut daha dikkatini aç. Yahut mesela herkesi sevmen lazım, daha halim olman lazım, yahut affedici olman lazım. Adeta cinnet geçiriyorlar. O yüzden birbirini hiç eleştirmiyorlar benim gördüğüm. Hiç eleştirmiyorlar. Emr-i bil maruf nehyan münker kalkmış. Şeytan demek ki acayip bir baskı yapıyor. Ya bir insanın birini eleştirmezse en kaliteli ayna demektir. Ya ne güzel. Saçını düzeltiyorsun, elini yüzünü gözünü düzeltiyorsun. Eleştiren birini bulabilmek altın kıymetindedir. Çok büyük bir nimettir ya, eleştiren bir insan. Ama gerçek dürüst, samimi eleştiren. Can yakmak için, rahatsız etmek için değil. Yani hakikaten doğru bir eleştirecek. Çünkü insan kendi kendini bilmez. Ama eleştiri mükemmel bir nimettir. Fakat şeytan onu bir felakete ve bir acı sarmalına çevirmiş. Ben daha önce gördüm yani birçok hanımda da gördüm, beylerde de gördüm. Çok yıkıcı etki yapıyor. Yani mahvoluyor ya. Yani insanlıktan çıkıyor adeta. Şeytanın verdiği azaba bak. Yani lehine olan, son derece hayrına olan, ona nimet olan bir şey ona nasıl göstertiliyor? Onun için bu afatın kökenlerini Kur'an ayetleriyle bir de psikolojik kökenini de analiz ederek bir kitap hazırlıyorum. Herhalde birkaç aya kadar o da çıkar. Evet. Gaşiye suresi, şeytan Allah'a sınır 21-22-23-24. Artık sen öğüt verip hatırlat. Öğüt vermek, hatırlatmak. Müslüman öğüt verilmediğinde memnun olacak. Fenalık geçirmeyecek. Hatırlatıldığında fenalık geçirmeyecek bu şeytandan. Namazdan nasıl rahatsız olur şeytan? Nasıl Allah'ı anmaktan rahatsız olursa, öğüt vermekten rahatsız olmak da ahlaksızlıktır. Hatırlatmadan rahatsız olmak ahlaksızlıktır. Sen yalnızca bir öğüt verici ve bir hatırlatıcısın. Peygamber öğüt veriyor, hatırlatıyor. Yani bak şöyle bir hüküm vardı, hatırla diyor. Şöyle bir konu vardı, hatırla, yap diyor. Ama öğüt veriyor mesela, bak şu yaptığın yanlış, şu yaptığın doğru. Bundan daralıyorsa adam, şeytana yakayı kaptırmış demektir. Bir ayetinde Cenab-ı şöyle buyurdu adamın, kolmuş eden anasını, nefislerine karşı etkileyici söz söyle diye buyuruyor. Evet, etkileyici söz söyleyince hopluyorsa adam, şeytan ona düğüm attı demektir. Şeytan Allah'a sığınacak. Onlara zor ve basit kullanacak değilsin. Yani döverek, söverek, işkence yaparak, canını yakarak, öldürerek, asarak, keserek bir tavrın olamaz diyor Cenab-ı Allah. Var ya doğruyorlar Müslümanları. Bu olmaz diyor Allah. Onlara zor ve basit kullanacak değilsin. Ancak kim yüz çevir ve inkar ederse. Şimdi bunu anlatınca tabii adam yüz çeviriyor. Küstahlaşıyor, tersleşiyor. Ahlaksızlaşıyor, ağzını bozuyor. Yahut küsüp darılıyor, yahut öfkeleniyor. İşte bu yüz çevirmenin anlamı budur. Ve inkar ederse, kabul etmiyor. Açık hüküm belli, inkar ediyor. Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Allah tehdit ediyor. Tabi Allah'tan korkuyorsa, Allah'tan korkmuyorsa devam eder. Kafirun suresi 6. 109 Kafirun suresi 6 ayet. Birinci ayet, şeytan Allah'a sanırım. De ki ey kafirler, yani İslam'ı kabul etmeyenler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin inancınızda değilim. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Yani siz de benim dinime inanmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Yani ne darwinist olurum, ne materyalist olurum, ne ateist olurum, ne başka bir dine girerim, putperest olmam.
Siz de benim taptıklarımı tapacak değilsiniz. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Allah'a tapmıyor olabilirsiniz diyor. O halde sizin dininiz size, benim dinim de bana. Ben karışmam diyor yani sizin dininize. Siz de benim dinime karışmayın. E nerede burada zorlama? Yok. Bakara Suresi 256. Dinde, İslam'da zorlama ve baskı yoktur. Kesin. Şüphesiz doğruluk, rüşt, yani samimi olarak doğru bilinen her şey sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Çok net ayrılmıştır. Artık kim tavutu tanımayıp, deccaliyeti tanımayıp Allah'a inanırsa, yani darinizmi, materyalizmi tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Kopmaz, koparılmaz. Hablullahül metin. Allah'ın kopmaz, koparılmaz ipi. Uhretül vuska. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Çok sağlam bir yol. Kehf suresi 29. Ve de ki şeytanın Allah'a sınırım, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin. Ama dileyen, yani zorlama yok. Dileyen, isteyen iman etsin. Dileyen de inkar etsin. Serbest. E nerede burada baskı? Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendini çepeçevre kuşatmıştır. Cezayı ben veririm diyor. Allah siz veremezsiniz diyor. Eğer onlar yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavrulup yakan bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. Yani canı yandığında daha beter canını yakacak bir olay meydana geliyor. Yani canı yandığında kurtulmak için yalvardığında daha canını yakacak bir şeye karşılık veririm diyor Allah. Yunus suresi 108 şeytan Allah'a sığınırım. De ki, ey insanlar şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kur'an. Kim hidayet bulursa, iman ederse o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim. Yani isteyen sapar, isteyen hidayet bulur. Ali İmran suresi 20. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer seninle çekişip tartışırlarsa de ki, bak çekişip tartışıyorlar. Yani var ya bu arsız mahalle kadınları vardır. Sürekli laf sokar, zırvalar, demediğini dediğin der. Efendim, yahut kendi kafasına göre bir şey çıkartır. Yahut lafı değiştirir. Yahut sözü bambaşka bir hale getiren diyor, dillerini evirip çevirirler. Değil mi? Yani Kur'an'dan sanasınız değil mi? Diller, bu lafı çevirmek işte. Lafı çevirmek için ya eksiltme yapıyor, ya artırma yapıyor, ya ilave yapıyor demediğin halde. Veyahut çıkarıyor senin birkaç sözünü. O zaman çekişip tartışma için malzemeyi bulmuş oluyor. Çekişip tartışma başka türlü yapılmaz zaten. Ya hocam bu ayran mı? İnşallah. Eğer seninle çekişip tartışırlarsa de ki ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Yani sen Müslümanlarla beraber kendimi Allah'a teslim ettim. Ve kitap verilenlere, ümmilere de ki, kitap veren Müslüman ve Hristiyanlara de ki, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse artık sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Bir Hristiyanları, Museviler doğramak değil. Allah kulları hakkıyla görendir. Ben görüyorum zaten diyor Allah. Abese suresi 12
şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır. Çünkü o Kur'an bir öğüttür diyor Cenab-ı Allah. Öğüt. Öğüte karşı şeytan ruhlu insanlar çok şiddetli direnler. Öğütten hiç hoşlanmazlar. Aman aman derler, bana hiçbir şey anlatma. Sıkılıyorum, daralıyorum. Küfür de çok yaygındır. Artık dileyen, bak dileyen diyor Cenab-ı Allah. Onu düşünüp öğüt alsın. Dileyen, dilemeyen de öğüt almaz. Dileyen diyor yani burada, özgürlük ve fikir üzerine bir baskı olmadığını görüyoruz. Kaf suresi 45. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Yani pislik, ahlaksızlık, iftira, kavgacılık, laf sokmak, lafı değiştirmek, ilave yapmak, çıkartma yapmak küfrün ana özelliğidir. Bazen bu Müslümanlarda da olur. Bu bir ahlaksızlık çeşididir. Sen onların üzerine bir zorba değilsin diyor Cenab-ı Allah. Yani döverek, söverek, keserek, öldürerek kabul ettirmek durumunda değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara, Kur'an ile öğüt ver. Hadiste değil, Buhari-i Şerif'le değil, fıkıh kitabıyla değil. Bak benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver diyor Allah. Yok diyor adam, ben hadis kitabıyla öğüt vereceğim diyor. Ya Allah Kur'an'la diyor, niye anlamazdan giriyorsun? Nahl suresi 90. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan, fahşadan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Müslümanlıkta dehşet, şiddet yok, zorbalık yok. Leyl suresi 12. Şeytanı Allah'a sığınırım. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Sadece yol gösteriyorsun, o kadar. Neml suresi 92, şeytana Allah'a sığınırım. Ve Kur'an'ı okumakla da emrolundum. Artık kim hidayete gelirse, kendi nefsi için hidayete gelmiştir. Kim sapacak olursa de ki, ben yalnızca uyarıcılardanım. O kadar. Baskı yok. Ama ve Kur'an'ı okumakla da emrolundum. Yani Buhari-i Şerif'i yahut Müslim-i Şerif'i değil. Evet. Yunus suresi 99, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Gayet de kolay olur Allah için. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Zorlama yok. Yani keserek, döverek diyor ya, ben keserek, biçerek hallederim. Öyle bir şey yok, yasak. Kasas suresi 55. Şeytanı Allah'a sığınırım. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Yani zırvaladığı vakit adam oturup onu dinlemeye gerek yok. Yani abuk subuk dinlen, uzak ve zırva laflar dinlemeyin anlamına geliyor. Ve bizim yap ettiklerimiz bizim. Sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Bak, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Kötü bir şey demiyorsun. Bak, size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Yani biz Darwinizmi, materyalizmi benimsemeyiz, kabul etmeyiz. Ama selam ediyor yine de. Evet. Yani diyorlar böyle adamlara selam verilmez. Kur'an'ın reddediyor. Yani yanlış yolda da olsa selam verin diyor. Yani adam, değil mi bak? Sizin yap ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Adam yanlış yolda ama ona da selam ediyor. Nahl suresi 125. Rabbin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Bak, Rabbin yoluna hikmet. Kısa ve özlü sözlerle, zekice, akıllıca ve güzel öğütle. Yani etkileyici öğütle. Ama adam öğütten rahatsız oluyorsa bu şeytani bir rahatsızlıktır. Ki küfürde öğüt zehir etkisi yapar. Diyor ya, sizden yaban eşekleri gibi kaçtıklarını görürsünüz. Aslandan korkmuş yaban eşeği gibidirler diyor Allah. Sen o yeni bir sure indiğinde bu onların nefretini artırır diyor. Yani öğüt dinlemek istemiyorlar.
Senin onları çağırdığın şey müşriklere ağır geldi diye. Tabii ağır ya, sıkılıyor. Yani hakaret gibi geliyor. Evet. Yani sadece onun dediğini kabul edeceksin onların düşüncesine göre. Yani hayırı Kur'an yolunu benimsemezler. Araf suresi 79'da şeytandan Allah'a sığınırım. O da onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Bak, o da onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim. Ve size öğüt verdim. Yani pislik yapmayın, terslik yapmayın, rahatsız edici olmayın, insanları üzmeyin, kötülük yapmayın, yalan söylemeyin, dalavere yapmayın. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Rahatsız oluyor. Hafakanlar basıyor. Fenalık geçiriyor. Bak ayet diyor, bak siz öğüt verenler sevmiyorsunuz. Öğüt verdi mi deliriyor. Öğüt verildiğinde deliriyorsa bir adam, bu küfür alametidir. Evet. Şeytana yakayı kaptırdı demektir. Öğüt vereni severek dinlemesi lazım eğer normal bir Müslümansa. Ama şeytana yakayı kaptırdıysa öğüt verenden yaban eşeği gibi kaçar. Yaban eşeği anılarak kaçar biliyorsunuz. Ona özellikle benzetmiş Cenab-ı Allah. Yani çok inatçıdır yaban eşeği. Yani öyle çevirmek falan mümkün olmaz. Yani azgın bir inadı vardır, hayvani bir inadı vardır. Laf söz dinletemez. Aslandan ürkmüş yaban eşeği gibi kaçarlar diyor. Müddessir suresi 49-51. Şeytandan Allah'a sanırım. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki diyor Cenab-ı Allah. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar. Sanki onlar, bak öğütten yüz çeviriyor, öğütten rahatsız oluyor, bakın bu çok önemlidir. Bu Müslümanlar arasında yaygındır. Öğüt aldı mı adam delirir. Tansiyonu çıkıyor, boğulacak gibi oluyor, aklını kaybediyor. Şeytan etkisiyle. Onun neden olduğunu bilmiyorum ki bu bir küfür alametidir, yani şeytani bir özelliktir. Müddessir suresi 49-51. Buna rağmen bunlara ne olur ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Arslandan korkup kaçmışlar. Yani öyle bir dehşete kalkılıyor ki öğüt verdiğinde hayvan özellikleri göstertiyor. Mesela hayvan ne yapıyor? Vahşileşiyor. O da vahşileşiyor. Ve delicesine kaçma arzusu meydana geliyor. Yani Müslümanlarla birlikte olmak istemiyor, Müslümanla konuşmak istemiyor, uzak durmak istiyor. Ne yapar eşek? Çok inatçıdır yaban eşeği. Yani onu geri çevirmek mümkün değildir. Sesi de çok iğrençtir. Yani çok pis anırır böyle, anırma tarzında. Vahşiyane, o da böyle anırma tarzında vahşi sesler çıkaracağını da işaret ediyor. Yani bağırır, çağırırlar, kavga eder, laf söyletmez küfür kendine. Müslüman bu belanın içine düşmeyecek. Ala suresi 10-11. Şeytan Allah'a sanırım. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mesela öğüt verir aldın mı? Allah'tan korkuyor ya. Hoşuna gidiyor. Öğütü alıyor. Hiç rahatsız olmuyor. Yani seve seve ve düşünüyor. Ve düşündüğü için de iyice özümseyip kendine faydalı bilgiye çeviriyor onu. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçar ama şeytana yakaya kaptırmış olan mutsuz. Mutsuz ne yapar? Bedbaht. Üzülür, ağlar, içine kapanır, kavgacı olur, tartışmacı olur, karamsardır, geleceğini kötü görür. Ayette onun için bak, mutsuz ve bedbaht olan, yani içine kapanmış, şizofren ruha girmiş bir insan tasviri olarak Kur'an açıklıyor. Ondan kaçınır diyor. Yani verilen bilgiden kaçar. İstemez bunu. Ama mutsuz ve bedbaht olacağını söylüyor Allah. Öğüte karşı tepkisi bu. Maide suresi 80'de Cenab-ı Allah onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. İnternetten, Facebook'tan falan ahbap oluyor.
Ama kalbi de onlarla ahbap. Yani işin acı yanı şahsıyla değil de kültürüyle de ahbap. Hayran yani küfre. Kendileri için nefislerini takdim ettiği şey ne kötü diyor Cenab-ı Allah. Nefisleri hep azgınlığı ve tersliği öğretiyor ya. Allah ne kötü diyor nefislerin onlara sunduğu şey. Allah onlara gazaplandı ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Allah'ın şiddetli bir tehdidi bu. Zariyat suresi 55'te Cenab-ı Allah diyor ki, sen öğüt ver, hatırlat. Hatırlatma da çok can yakar küfür ruhlu insanlarda. Öğüt de delirtir. Tam yaban eşya gibi, yani çıldırtır. Sen öğüt ver, hatırlat. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar diyor. Mümin hoşuna gidiyor. Mümin de ferahlık veriyor. Mümin aç zaten. Öğüt ve hatırlatmaya. Ama küfürde, küfür ruhunda şeytana kaptırmış olanlarda yani hayret edecek şekilde bir azap meydana getiriyor. Yani insan şok oluyor. Yani etini koparmışsın gibi. Canını yakıyormuşsun gibi yani. Cenab-ı Allah Ali İmran Suresi 104'te sizden hayra çağıran, iyiliği, marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun, kurtuluşa erenler işte bunlardır diyor. Ama küfür bunu duyduğunda delirir. Küfür ruhlu olan insan da delirir. Bak diyor ki Cenab-ı Hak, hayra çağıran, iyiliği, marufu emreden. Mesela bak şu kötü, şu doğru, şu kötü, şu doğru anlatıyor. İnsan kendi kendini göremez. Ve kötülükten, münkerden sakındıran, pis olan, ahlaksızca olan her şeyden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Bu Allah'ın emri. Bir insan kendine tebliğ yaptırmıyorsa, kendine laf söyletmiyorsa, hayra çağırttırmıyorsa, marufu emrettirmiyorsa, kötülükten sakındıran insana karşı çirkefleşiyorsa, bu Müslüman tavrı değildir. Bu şeytanın tavrıdır. Bu o kadar yaygın ki benim çok dikkatimi çekti. Ufacık bir eleştiriye küfrün tahammülü yok, ufacık. Yani kaşının üstünde gözün var, gözün üstünde kaşın var diyemiyorsun. O yüzden birbirlerine tek kelime söylemiyorlar. Ve acayip yani ben bu belayı yeni gördüm. Yani yeni dikkatimi çekti. Akıl almaz bir felaket. Kimse kimseye tek kelime söylemiyor ya birçok yerde. Hiçbir şekilde bir şey söylemiyor. Cinnet geçiriyor adam. Bana nasıl böyle söylüyor? Ya kardeşim hayrına söylüyor. Daha ne istiyorsun? Ayna gibi işte dışarıdan biri seni eleştirirse daha ne istiyorsun ya? Elini öp yani. Bakara suresi 6-7 şeytana Allah'a sığınıyorum. Şüphesiz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez, inanmazlar. Bak inkar edenler. Ama ne yapıyorsun? Uyarıyorsun. Uyarma delilik etkisi yapar küfür kafasında olanların. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Dinlemez. Anlatamaz. Kulakları mühürlü. Gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlaradır diyor Cenab-ı Allah. Bakara suresi 6-7'de. Başka bir ayette bir yerde şöyle buyuruyor. Komşu yeten Allah'a sığınıyorum. Onları Allah'ın ayetiyle hatırlatmaya kurduğunda onun üzerinde körler ve sağırlar olarak kalmayanlardır. Maşallah. Körler ve sağırlar. Anlamazdan evet. Gelmeyecek. Evet. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınıyorum. Sen ancak zikre uyan, Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. Ya Allah'tan korkanı zaten uyarmak çok zor. Allah'tan korkmayanı uyarmak çok zor. Evet, evet. Korkmuyor Allah'tan. O zaman çirkefleşir ve saldırganlaşır. Vahşileşir. Bana mesela birçok kardeşimiz yazıyor. Ben İslam'ı anlatıyorum, Kur'an adam hiç dinlemiyor. Evet, evet. Alay ediyor diyor. Ters konuşuyorlar. Bilmiyorum. Allah'tan korkmuyor onun için. Allah'tan korkan severek öğüt alır ve dinler. Ama bu yani bir kişi, iki kişi, yani milyonlarca insanın hasta olduğu bir konudur bu. Bu gizli bir derttir, gizli bir beladır. Yerlere yatıyor adam ya eleştiri aldım diye yani eleştiri diye. Bir şey tavsiye edildi diye, bir yanlışı söylendi diye. Kendini, günlerce kendine gelemiyor. Ya kardeşim senin üstündeki kir gidiyor, manevi kirin gidiyor. Maşallah. Adam sana değil mi emek veriyor Allah rızası için. Susan kötü olur. Sana hatırlatan, sana doğruyu gösteren çok doğru yoldadır.
Sen sarıl ona, mutlu ol ya, sevin. Hay Allah razı olsun de. Üstünden bir uru alıyor ya, bir pisliği, hastalığı alıyor. Seni temizliyor, daha ne istiyorsun?